karşınızda kurabiye adam. Şekli kesinlikle bozulmayacak ve bayatlamayacak bir ölçüyle tarifi size anlatacağım. 150 gram yumuşak tereyağını yoğurma kabına ekledim. Bir adet yumurta sarısını da içine ekleyeceğim. Şu e, bu alet vardı elimde efendim. Affınıza sınarak onu bir deniyorum. Ve çok güzel bir sarısını attım içine. 6 çorba kaşığı pekmez. Hangi pekmez varsa elinde hiç fark etmez. Ve iki çorba kaşığı pudra şekeri. Şekeri fazla kullanmıyoruz. Güzelce karıştırdım. Ve bir paket kabartma tozu ilave ettim. 10 gramdır. 1 tatlı kaşığı tarçın. Bir tatlı kaşığı da zencefil. Bunlar yeterli. Şöyle spatula ile karıştırıyorum. Miktarı eksiltip veya lütfen çoğaltmayalım. 3 su bardağı un kullanıyorum ben. Lakin bunu dikkatli ve kontrollü eklemek gerekiyor ve mutlaka elememiz gerekiyor ki unumuz pürüzsüz olsun diye. 2 su bardağını ekledim. Şöyle bir el cazımla bakıyorum yapış yapış demek ki bir su bardağı daha ekleyeceğim diyorum. Ekliyorum. 3 su bardağının beni kurtardığını görüyorum. Eline katiyetle yapışmayacak ama çok unlu da olmayacak. İşte ölçü bu. Streçe güzelce sarıp bunu buzdolabında 30 dakika bekletirsem tam istediğin kıvam olacak diyorum. Ve aynen öyle yapıyorum. 30 dakika sonra gelip şöyle bir fırın kağıdını masanın üzerine serip hamurumu üzerine koyup el cihazımla birazcık genişletiyorum. Başka bir fırın kağıdını da onun üzerine koyacağım. Koy artık. Tamam düz de iyice sakın fırın kağıdın kıvrılmasın kurabiyen çatlar üzerinden merdane ile yarım santim kalınlığında hamurumu açıyorum. Şimdi üzerinden güzelce fırın kağıdını sıyırdım ve şöyle cincir bretmen işte kurabiye adam kalıbı bunun küçükleri de var bende büyük olanı var ve bunun aksesuarları neymiş o baston üzerlerine bastırıyorsun biliyorsun kurabiye kalıbını nasıl kullandığını değil mi bu da şapkası bu da onu oraya olmaz o Heh, gravatı Elimizde hangi kalıplar varsa kalıbımız yoksa nasıl uygulamaya geçeceğiz? O kadar mis gibi bir hamur ki bu. İstediğin şekli buna verirsin. Ama lütfen söylediğim ölçülerden çıkma. Kalıptan Bak kenarlarından aldığım hamurları da tekrardan bir araya getirip bu şekilde şekil vereceğim. Pişirme tepsisine mutlaka fırın kağıdı koyuyorum. Ve verdiğim şekilleri de sana tekrardan gösteriyorum. Bunlar da diğer şekiller. Tamamen özgürüz. Ama bayağı da güzel güzel oldu. Pişirme tarifini dikkatli dinle. Önden ısıttığımız sıcak fırın alt üst ısıtma ayarı 180 derece ısı orta rafta ve 12 dakika sadece pişme süresi. İlk piştiğinde hemen dokunmuyorsun ilk sıcağı geçiyor şöyle telin üzerine kibarca yerleştiriyorsun tamamen soğuduğunda iç dokusu yumuşak dışı çıtır çıtır bir kurabiye zencefilli kurabiye elimizin altında oluyor kavanozlarda saklarız poşetleyip ikramlıklar yaparız üzerine süslemeler yapabiliriz veya yapmayız. İşte sonuç bu. Lezzet muntazam, koku muntazam. Umarım sizler de memnun kalırsınız. Saygılar.